Size efsane 3 keki dedim bu tarife. 3 tane yumurta, 3 kaşık yoğurt, 1/3 peynir. Bizim poğaça karışımımızdan ya da undan 3 kaşık. Biraz maydanoz, üstünde susam. Yağ da yok, hiçbir şey yok. Şipşak pişiyor. Küçük bir fırın kabında pişirdiğinizde herkes kendi beslenmesine, ofisine vesaireye giderken mesela 3 kişilik bir aile için herkesin tabağında yumurtanın, peynirin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Hadi başlayalım. İlk önce peyniri, bu şimdi biz tabii ki çekim için şekerim, güzel kendi halinde bir kalıp kullanıyoruz ama aşağı yukarı 1/3 kalıp dedim. Siz kuru peynirlerinizi, kurumuş peynirlerinizi vesaireniz de kullanabilirsiniz. İsterseniz lor peyniri kullanabilirsiniz. Ben güzel böyle bir inek peyniri kullandığım için şöyle gördüğünüz gibi çatalla ezmeyi tercih ediyorum. Rendeleyebilirsiniz de bunu. Zaten üzerine yoğurt gelince de yaklaşık 3 kaşık kadar yoğurdumuz var. Burada daha fazlası var. Yoğurttan bol bol koyabilirsiniz. Yoğurt bu gibi tariflerde çok efsane bir kabarma sağlıyor. Ondan sonra yumurtasını da kıyalım, kıralım ve poğaça karışımımızdan da koyalım. Efendim yumurtayı kırdıktan sonra mutlaka ama mutlaka ellerinizi yıkamanızı rica edeceğim. Çünkü yumurta yıkanmaz ama eller yıkanmalı. Yumurtanın dışındaki mikroorganizmalar olabilir. Tamam olabilir, kesinlikle olabilir. Ama yumurtanın dışında o kadar hassas bir yapı var ki siz onu yıkadığınızda o hassaslığı daha da arttırmış oluyorsunuz. Şimdi yumurtamızı da koyduk. Bu bir nevi sıvıları ezerek karıştırıyoruz. Yaklaşık 1/3 demet, hatta yarım davet bile isterseniz olabilir. Maydanozu da, ben maydanozu ince kesmek adına bu şekilde mutfak makasıyla kesmeyi tercih ediyorum. Maydanoz olur, isterseniz dereotu koyun. Ne istiyorsanız, ne seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Çok da rahat bir şekilde. Maydanozu böyle keserken kesme tahtasına bulaşmıyor. En güzel tarafı o. Elinize de bulaşmıyor. Bizim çeşit çeşit poğaça karışımımız var. Bugün proteinli olanı kullandım. Ama isterseniz tam buğday ulundan da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3 kaşık. Bundan serpeceğim. 3 kaşık un ya. 3 kaşık. Bunun içinde ruşeyi falan da var. Kendinden protein de var. 3 kaşık mı koydum ben? Kaç kaşık koydum? Eğer bu karışımımızdan yoksa ilk önce karışımdan neden yok onu bir sorguluyorsunuz. Sonra da madem öyle diyorsunuz tam buğday unu ve biraz da kabartma tozu koyayım. İçinde bol peynir olduğu için ekstra yağ koymuyorum. Sadece ve sadece fırın kabıma çok azıcık zeytinyağı, o da sırf yapışmasın diye. Bir tatlı kaşığı kadar yeter. Güzelce yayıyoruz. Yaydıktan sonra da bu tip tariflerde ben özellikle susam koymayı, susam ya da çörek otunu koymayı çok seviyorum. Çünkü ilk ısırdığınızda börek tadı veren esasında birazcık susam oluyor. Susamı da bol tutuyorum. Zaten yağ koymadık. Susam istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Hadi bakalım 160 ya da 170 derecede fırında küçük bir miktar olduğu için 15 en fazla 16 dakikada pişer.